Çok muhterem dava arkadaşlarım, çok kıymetli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. İdrak etmekte olduğumuz mübarek Kurban Bayramınızı da tebrik ediyorum. Değerli basın mensupları, aziz dava arkadaşlarım, daha önce de belirttiğim gibi 2016 yılı içerisinde iki dini bayramı milletçe idrak etmiş bulunuyoruz. İki bayram arası 70 gün sürmüştür. Ama 20 Temmuz 2015 yılından bu yana gelişen ve hepimizi büyük üzüntülere sevk eden, her ailede bir ocağımızı söndüren acımasız terör faaliyetlerinin üzerinden de neredeyse bir yılı aşkın bir süre geçmiştir. Ama bütün bunların hepsinde millet olarak terörle mücadelede her türlü gayretin içerisine girmek suretiyle önlemeye çalışılmıştır. Fakat 15 Temmuz akşamı Türk milleti büyük bir felaketle karşı karşıya kalmıştır. 15 Temmuz akşamı milletimizin üzerine acımasızca bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Ve şu an ismi FETÖ olarak nitelendirilen kanlı örgüt milletimizi bölmeye, parçalamaya, yok etmeye ve bütün bunları gerçekleştirirken de işgal etmeye gayret göstermiştir. Tahribat büyüktür. Acı derindedir. Ama Türk milleti olarak 15 Temmuz'dan sonraki geçen süre içerisinde, yaklaşık 60 günü bulan süre içerisinde bu büyük darbe teşebbüsü veya kalkışma hareketinin önü kesilmiş ve bu suretle de milletimiz huzur ve istikrara kavuşabilmek için önemli adımlar atmaya başlamıştır. Hepinizin bildiği gibi bu acımasız darbeyi ve kalkışmayı gerçekleştirenler uzun yıllardır milletimizin içerisinde bulunan çok sinsi, kurnazca faaliyetlerini sürdüren bir terör örgütü olduğu anlaşılmıştır. Bu 8 ayak üzerinde hem toplumsal hayatımızı hem de devlet yapımızı ele geçirmeye çalışmıştır. Bunlardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. İkincisi yargı kurumudur. Üçüncüsü eğitim, üniversiteler ve eğitim kurumlarıdır. Bir diğeri kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Bir başkası basın ve yayın dünyamızdır. Bir diğeri ise iş dünyamızdır. Bütün bunların üzerinde şu an için üzerine gidilmeyen ve bu Türkiye'yi sarmaşık gibi sarmış olan bu örgütlenmeden siyasi ayak boşta kalmıştır. Eğer siyasi ayak bu gelişmeler karşısında sonuçlandırılmadığı takdirde o zaman çok farklı sonuçlar ortaya çıkması ve bu tahribatın halk nezdinde devam etmesi ve Türkiye'yi daha karanlık günlere sürüklemesi her an söz konusu olabilir. O bakımdan Fethullah Gülen örgütlenmesiyle ilişkisi olanlar ve bu kesin olarak belirlenmiş bulunanlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar devletin tüm kurumlarından ayıklanmalıdır, temizlenmelidir, gerekli cezaya çarptırılmalıdır. Ama aradan geçen 60 günlük süre içerisinde masum,
vatandaşlarımızı bazı şikayetlerle, haksız suçlamalarla, ihbarlarla FETÖ'cü zannedip zulüm yapmaktan da bu millet kurtarılmalıdır. Bu önlenmediği takdirde FETÖ'cü örgütlenmenin açmış olduğu tahribat toplumsal derinliklere olan bir kırgınlığa, bir küskünlüğe, bir zulme sürüklenmiş olacaktır. O sebepten dolayı önümüzdeki günlerde, bayram sonrasında bugüne kadar verilmiş olan mücadelelerin arkası getirilmeli ve örgütün çatısı ne ise o çıkartılmalı. Türkiye'yi bir darbe geçirmiş olsaydı kimler tarafından yönetileceği belirlenmeli ve FETÖ örgütlenmesinin, onun Siyam ikizi olan PKK'nın kökü kazınmalı ve toplumsal barış, huzur, istikrara tekrar ülke kavuşturulmalıdır. Bayram için söyleyeceklerimiz şimdilik bunlardır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Var mı sorusu olan arkadaşımız? Efendim, izninizle bir soru sormak istiyorum. Buyurun efendim. 28 belediyeye kayyum atanmasının ardından Amerikan Büyükelçiliğinden bir açıklama geldi. Endişeliyiz ifadesi kullanıldı. Bir yorumunuz olur mu? Amerikan Büyükelçisi haddini aşıyor. Türkiye'ye saygısızlık ve hakaret yağdırıyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin 53. eyaleti değildir. Türkiye bağımsız, milli ve gururlu bir devlettir. Sağ olun. Evet. Evet. Başka yoksa çok teşekkür Efendim, ediyorum. 7 Eylül tarihinde Milliyetçi Camianın yakından tanıdığı bazı isimlere yönelik haklarında gözaltı kararı verildi. Bu gözaltıların Fethullahçı terör örgütünün siyasi partilere sızmasından dolayı alındığını biliyoruz. Siz bu gözaltıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle kurultay sürecinde FETÖ oyununa dikkat ediyorsunuz. Hiç kimse ülkücü hareketin mensubu olarak, mensubiyet duymuş olduğu harekette önemli faaliyetlerde bulunarak bir suçlamayla karşı karşıya kalınıp gözaltına alınmış değildir. Fethullah Gülen hareketiyle uzaktan yakından bir ilişkisi söz konusu ise o da bizim bileceğimiz iş değil, yargının bileceği iştir. Sabırla onu beklemek lazımdır. Gülen'in iadesi ve tutuklanmasıyla ilgili olarak bugün Adalet Bakanlığı Amerika'ya bir başvuruda bulundu. Bu yeni gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz efendim? Fethullah Gülen'in mutlaka Türkiye'ye getirilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik ortak, dost ve müttefik olarak kendini yorumluyorsa bu 12-15 Temmuz felaketini organize eden bir kişiyi veya zihniyeti Türkiye'ye teslim etmesi lazımdır. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Hadi bakalım.